Evet, şapkamızın üçüncü kısmında ilmeklerimi ben buna geçirdim. Şişimi buradaki ilmeklerime geçirdim. Buradaki eksiltme yerimizi nasıl belirleyeceğiz? Şimdi ona gelelim. Şapkamızın başlangıç kısmı burası. Gördüğünüz gibi. Burada başladık fakat modelimiz her sırada bir sağ tarafı kayıyor. Başladığımız kısımdan itibaren o ilmeği takip ederek şöyle bakın düz bir şekilde yan yan geldiğimizde şuraya kadar öreceğim. Burada yeni sıraya geçmiş olacağız. Pardon, şöyle. Örerken şiş kalın olduğu için çok gevşek normalde fakat modelin oturduğu yerler gayet sıkı bir döngüsü var ve bu şekilde örüldüğünde de arka tarafında göstereyim çizgi çizgi gayet düzgün muntazam bir görüntü var arka kısmında da. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi kesme işlemimize başlayacağız. Burada nasıl keseceğiz? İlmeklerimizi normal alıyorum. Şapkamızın büyüklüğüne göre 3, 4, 5 sırada bir olabilir. 3 yaptım şu anda. 4. ve 1 ve 2 ilmeği alıp ikisini birlikte çıkarıyorum 5.'yi. Her 5 tane de 1 tane. 5. de pardon 1 2. Bu şekilde yapacağım. Ben biraz arkası üst kısmı kısa olsun istemiyorum. Biraz daha uzun durmasını isterseniz 5-6 sırada bir de kesebilirsiniz. 2 oldu. 3 4 normal örüp 5.'yi 2 ilmek alıp birlikte çıkarıyoruz. Bir, iki, üç, dört, ve birlikte. Bir, 2 3 4.'yü de alalım. Çevirelim. İlmeklerimizi çıkaralım. Rahat örmekte fayda var. Çok sıkı örmeye götürecek bir model değil. Sonrasında tekrar çevireceğim. Diğer ipe geçeceğim. En son 4 demiştik. 2 taneyi birlikte alıp eksiltiyorum. Burada şurayı çok çekmemden dolayı ilmek sıkılanmış. Hemen orayı düzelteceğim. Evet. Yoksa sonraki sırada sıkıntı.
meydana geliyor şu anda. 3, şu 4, 5 ve 6'yı birlikte alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altıncı da bunlar. Bu şekilde şapkamızın üst kısmına gelene kadar kesme işlemimize devam ediyoruz. Şapkamız yavaş yavaş daralacak ve en son kısma geldiğimizde sanırım evet, kesme ilmeğini hemen yanına bir tane daha alıyorum. En son sıraya geldiğimizde de onu diyordum. Birleştirme işlemine geçeceğiz tepesine. 2 3 ve 4. Şimdi orta kısımda en az ne kadar bırakabiliyorsak o kadar ilmek kalana kadar ne kadar örebiliyorsak o da yine ip durumunuza, şiş durumunuza göre değişir. Yüksek ihtimal azaltabildiğimiz kadar azaltacağız ilmekleri. Örgümüzü bir sağ bir sol çevirirsek iplerimiz de karışmamış olacaktır. Aynı yöne çevirdiğimizde iplerin kolaylıkla birbirine girdiği, karıştığı bir model. Sürekli çevirdiğimiz için örgüyü. Evet, bu şekilde yine çıkarıyorum. Eksiltmeler bitene kadar aynı mantıkta örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çok sık örmeye gelmeyen bir model dediğim gibi. Bakın arada çevirdiğim yerlerde darlık oluştuğunda sonraki sırada zorlanılıyor. Onun için gevşek olmasına dikkat edeceğiz. Evet, ben bu şekilde örüp bitireceğim. Her 4 tane de 4 ilmeği normal örüp 5 ve 6.yı birlikte örerek, azaltarak, keserek devam edeceğim. Ta ki burada ördüğüm ilmek sayısı indirebildiğim en az miktara gelene kadar. Evet, şu şekilde tekrar gösterelim. İlmeklerimizi iyice küçülttüğümüzde haliyle boyu da büyümüş olacak. Bu defa şapkanın tepesini toparlama aşamasında devam edeceğiz. Anlatıma şimdilik kolay gelsin.